Bolluk bereket meditasyonu yapalım. Gözlerinizi kapatınız. Bir ağaç hayal edin. Gözlerinizin önüne bir ağaç gelsin. Evet, Türkiye'de 100 insandan 40'ı hiçbir şey göremez. Onlar da bir ağaç diye düşünsünler. Bakın, kök, gövde, dallar, yapraklar, meyve nasıl? Ve bakın, bu ağacın üzerinde bugüne kadar bolluk bereketinizi engelleyen tüm durumlar bir hayvan olsa hangi hayvan olur? Bu hayvanı değerli dostlarımız bir zümrüdüanka'ya dönüştürün. Ağacınızın üzerine konmuş bir zümrüdüanka. Neden zümrüdüanka yaptık? Bir hayvanın zümrüdüankaya dönüştüğünü görürseniz, o artık bir problem olmaktan çıkar. O artık size güzel baht, güzel talih, her şeyin en güzel enerjisi olur. Belki bazılarınız sincap gördü, bazılarınız domuz gördü, bazılarınız karga gördü, bazılarınız serçe gördü. Ağacınızın üzerinde gördüğünüz o hayvanı zümrüdüankaya dönüştürdüğünüzde artık ağacınız bolluk bereket yaşar. Ve ağacınız belki çalıydı, belki makiydi, belki erikti, kavaktı, elmaydı, cevizdi. Çamdı, söğüttü, köknerdi. Onu mutlaka kadınlar zeytin yapın onu. Erkekler onu çınar yapın. Zeytin ağacınızın üzerinde bir zümrüdüanka. Çınar ağacınızın üzerinde bir zümrüdüanka. Zeytin ya da çınarınız yemyeşil yapraklı, yemyeşil dallı, sağlam kökleri olsun. Toprağa nemli olsun. Ve ağacınızın meyveleri olsun. Zeytinin meyveleri. Çınarınsa sarı küçük çiçekleri görünsün. Ve değerli dostlar, ağacınız şimdi büyüsün. O kadar büyüsün ki atmosferin dışına çıksın. O kadar büyüsün ki bütün uzayı kaplasın. Ve yine o kadar büyüsün ki bizim bu uzayımızın ötesine geçsin. Karanlıktan kurtulup nurun içine girsin. Kütle çekiminden kurtulup nurun içine, beşinci boyuta gitsin. Maddeden kurtulsun, mekandan kurtulsun ve zamandan kurtulsun. Ağacınızın yarısı karanlığın, zamanın, maddenin, mekanın, kütle çekiminin içinde dördüncü boyutta, ağacınızın diğer yarısı beşinci boyutta zamanın olmadığı, kütle çekiminin, maddenin, mekanın olmadığı yerde. Aydınlığın olduğu yerde. Ve gözlerinizi açınız değerli dostlar. İnşallah değerli dostlarımız bolluk bereketiniz hayalinizin de ötesinde olsun. Helal bolluk bereket olsun. Size ve bütün evrene huzur ve mutluluk getiren bolluk bereket olsun. Amin. Neden ağacınızın üzerine zümrüdüanka kondu?
Zümrüdüanka demek devlet kuşu demek. Talih kuşu demek derler ya. Evladım başına talih kuşu konsun, devlet kuşu konsun. İşte değerli dostlarımız o zümrüdüanka.